sevgili izleyenler, programımızı aktarmaya devam ediyoruz ve şimdi de iş adamları bölümümüze geldik. İş adamlarımıza bu hafta bakalım hangi sorularımız olacak. Şu anda Sindiklas'tayız sevgili izleyenler. Sindiklas'ta cam, kapı, pencere ne istiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız her türlü işi Onur BBB'ye Nafis Temel Bey yapıyor. Ve ona tabii ki hemen merhabalar dilemek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Nafis Temel, Onur PBC'nin sahibiyim. Kendim aslen Kayserliyim. 16 yıldır Belçika'da ikametgah etmekteyim. 10 yıl gibi bir süre belli iş yerlerinde, tabii ki herkesin çalıştığı gibi, bütün Türklerin çalıştığı şekilde işçilik yaptık. Son 5 yıldır, 2007 yılından bu tarafa kendi işimizle uğraşmaktayız. PVC üretimi yapıyoruz, montajı yapıyoruz. Üretim yerimiz Kayseri'de, kendi imalatımız, kendimiz üretiyoruz. Egepen Dekuning distribütörlüğü Kayseri ağı bizde bulunuyor. Yani şu anda Türkiye'de 20'ye yakın işçimiz var. Artı burada montajımız, satışımız var. Hollanda, Rotterdam, Arnhem, Charlova, Genk. Genk'te şu anda yeni bir showroom kuruyoruz. Bazı arkadaşlarla beraber çalışmaya başladık. Berkem'de bir yerimiz var. Kendimize ait showroomumuz var. Antwerp'in Turnout Sabahı'nda, Burgerhout Turnout Sabahı'nda iki tane faslı arkadaşlarımız bize Onur Anemir olarak çalışıyorlar. Onlara bayilik verdik. Bu anda şu andaki yerimiz kendimize ait. 5 yıldır biz burada üretim yapmaktayız. Yeni bayilere arıyor musunuz? Tabii ki yeni bayilere de kapımız her zaman açık. Kendi üretimimiz olduğu için bayi ağlarımız daha önemli bizim için. Bayilere verebiliriz. %5 Tabii ki, tabii ki. Bizim için fark etmiyor. Yani neresi olursa olsun biz Fas'a dahi gönderiyoruz. Fas'a dahi gönderdiğimiz şeylerimiz var. Bizim için Belçika, biz Türkiye'den gönderiyoruz. Türkiye'den direkt bağlantılarımız Türkiye üzerindedir. Belçika ile ilgisi yok. Belçika'daki yerimiz sadece kendime ait. Burada ayrı bir şirket. Türkiye'deki Onur'la buradaki Onur farklı şirketler. Türkiye'deki Onur üretim yapan, Kayseri distribütörlüğüne sahip, Dekuning'in 20 tane işçisi olan bir firma. Ben burada kendim 6 tane işçim var benim. 2 tane şovramım var. 2 tane bayan elemanım var. Oğlumu yetiştiriyorum. Kardeşim var. Allah'a şükür yani işlerimizde şu anda %5 gibi bir hatayla çalışıyoruz. Bu da PVC sektöründe %5 hiçbir şey değildir yani. Bunu anlayan arkadaşlar bilirler. Bizim kendi üretimimiz. İçinde ne var, ne yok, hangi malzeme kullanılıyor, hangi demir kullanılıyor, içine konulan profillerin her şeyini biliyorum ben. Benim imza yetkim olmadan Kayseri'de hiçbir çöp dahi alamazlar. Onun için her şeyini garanti, %100 garanti veriyoruz. Malzemeyi Türkiye'den alıyorsunuz ama garantisi yine benim. Burada, Belçika'da, Avrupa'da beni bulabilirsiniz her zaman için. 2 haftada biz siparişlerini temin edebiliriz. Sorun değil. 1 hafta üretimimiz sürer, 1 haftada Avrupa'ya yol sürer. 2 hafta. 2 haftada biz kendilerini iletebiliriz yani. Bizden yani bir sorun olmaz. Artı bizim ithalat ihracat firmamız da var. Dış ticaret firmamız da var. Kendimize ait. Hani başka yerlerden falan evraktır, bilmem bir şeydir. Gerekmiyor. Kendi bünyemizde her şeyimizi kendimiz, ihracımızı, ithalatımızı, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Atla oğlum. Atla. 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 Aslanım atla. Atla gel. Gel. Atla aslanım. Haydi. Hadi oğlum. Haydi aslanım. Hadi gel. Gel oğlum. Buraya. Buraya. Buraya gel oğlum. Hadi. Hadi takoz. Hadi takoz. Burası bizim depomuz oluyor. Türkiye'den gelen mallarımız burada depolanmakta. İşçiler sabahleyin gelip buradan gideceği müşterilerimize buradaki malzemeleri yükleyip gider. Tekrar akşamleyin geldiklerinde de buradan alacaklarını, her şeylerini ayarlayıp buradan çıkarlar. Türkiye'den gördüğünüz gibi şu şekilde ambalajlar halinde geliyor. Müşteriler isim isim ayrı bölümler şeklinde. Bunların hepsi satılmış durumda yani. Bunların hiçbir tanesi satılmamış, bir tane malımız yok. Hepsi bu şekilde satılmış. Kişilerin isimleri belli. Hatta eğer yakınlaştırabilirseniz bakın ta Hove Chris. Aşağı yukarı 70-80 kilometre yerde bir müşteri. Herkesin isimleri ayrı ayrı. Bu Ahmet Çakmak, Charlova. Sonra şu tarafa dönebilirsek eğer. Bakın Bugunaut, Robert. Ermenistan vatandaşı bir müşterimiz Bugunaut'tan. Yani hepsi ayrı ayrı. Bunlar burada gördüğünüz bütün malların hepsi satılmış durumda. Bu şekilde yani bizim montajımız, üretimimiz, her şeyimiz bize ait. Hani bizde Polonya'dan, Bulgaristan'dan, şuradan, buradan getirme, götürme yok. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz takıyoruz, kendimiz her şeyle kendimiz sorumluyuz. Yani başkaları gibi Almanya'dan alıyoruz, bilmem bir şey diye söyleyemeyiz. Biz kendimiz üretiyoruz, Türkiye malı kardeşim. Biz Türk'üz, elhamdülillah Türk malı kullanıyoruz. Allah'a çok şükür. İyi günler, saygılar.
Evet sevgili izleyenler, programımızı aktarmaya devam ediyoruz ve şimdi de Avrotek BBBA'da bulunuyoruz. Bu haftaki başarılı iş adamını sizlere şu anda tanıtmaya başlıyoruz. Ve sevgili izleyenler, tabii ki çay eşliğinde püskürtümüz var. Tabii ki bu bizim örf adetimizde hepsi vardır. Evet efendim, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, bir isim alalım. İsmim Hasan Ali Badaş, Ispartalıyım aslen. 1990'dan beri Belçika Seniklas'ta ikamet etmekteyiz. Sistemimiz kendi çapımızda Flandırın bölgesine özellikle müşterilerimize yardımcı olmak. Tabii ki her başarılı iş adamının yanında bir iş hanımı var diyelim ya da ev hanımı var diyelim. Tabii ki onu da böyle bir tanıyalım. Şöyle sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Zeynep Arslan Badaş. Evet efendim. Şimdi bu firmada hangi görevleri yapıyorsunuz? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Sizin göreviniz ne? Benim görevim büroda işte telefonları almak, müşterilerle kontağa girmek. Yani o işleri, koordinasyon işleri, her şeyini siz mi yapıyorsunuz? Evet, koordinasyon, planlama işlerini ben yapıyorum. Hakikaten yani sevgili izleyenler, her iş adamının yanında böyle bir iş hanımı olduğu zaman kalkınmamak elde değil diyorum. Ben bu konuda sizi tebrik ediyorum. Biraz da işimize gelelim. Yani tanışma faslını tabii ki geçirdik. Şu anda burada fayansları görüyorum. Fayanslar var. Şap, yani şapı zaten herkes biliyor. Artık şap nedir oldu, herkes biliyor. Bu hizmetlerin garantisi nedir? Nasıl sizlere ulaşabilirler? Bu konulara biraz değinelim. Her şey tabii kanun çerçevesinde ne gerekiyorsa, Belçika normlarına göre ne yapılması gerekiyorsa ve müşterilerin istekleri tabii ön planda olması lazım. Müşterilerimiz bize başvurduğunda onlara gerekli teknik vermeye, elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Şu anda bekleme süresi ne kadar? Yani mesela diyelim bugün ben geldim buraya, bir hafta sonra bana bir şapçı lazım. Bu mümkünatı var mı? Evet, mümkünatı şu anda var ama tabii bunu daha önceden, en az 3 hafta önceden bize bildirdiklerinde biz müşterilere daha fazla bilgi ve hizmet verebiliriz. Tabii bazen öyle müşterilerimiz geliyor ki genelde bizde daha fazla, Türklerde daha arasında mevcut. Bugün telefon açıp yarın gelme konusu tabii mümkün değil. Çünkü bizim öyle müşterilerimiz var ki 6 ay önceden veya 3 ay önceden en az bize gerekli bilgileri ve planlamayı yapıyoruz ki ona göre... Tabii ki sonuçta yeni bir evde yani önceden mutlaka, planlamak daha güzel. Mutlaka. Her şeyin planlama ve belli ölçülerde kaliteye önem verilmesi lazım. İnşaatta özellikle. Evet. Çünkü bir inşaatı bir sefer yaptırıyoruz. Bunu mutlaka gerekli kalitenin üstünde olması lazım. Tabii ki patronumuza teşekkür ediyoruz ve son olarak da asas en büyük patron, yani hepimizin evinde en büyük patrona, şöyle memleketine, o güzelim insanlarına selamlarını alalım. Buyurun, biz köprüyü oluşturduk. Siz de oradaki sevdiklerinize selam söyleyin. Evet, tüm sevdiklerime Isparta Kozluçay kasabasına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Beni tanıyan, bilen herkese bol bol selam, tüm Türkiye. Evet sevgili izleyenler, Bakkal Emmi'den programımız devam ediyor ve yanımızdaki abimizi bir tanıyalım. Ben Bülent Aydın, Posofluyum. Evet, doğum burası, büyüme burası. Aslen Ardanlıyım, Posofluyum. Çok güzel ya, bize yakın yani, hemşeri sayılırız. Şöyle diyelim. Bakkal Emmi az önce bize bir şeyler çıtlattı. Sesiniz güzel olduğundan. Yani sizden şöyle bir küçük bir kısa bir parça alabilir miyiz? Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? Bir gördüm aşık oldum. Yani sevgili izleyenler, bilmiyorum da hakikaten büyük ses, büyük ses.
Hakikaten beni etkiledin yani sesinden. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Bir şey değil. Şöyle o zaman biz bir köprü oluşturduk. Memlekete selam alalım sizden. Bütün köyümüze, Yurtbekler köyüne, Posof'ta selamlar. Bütün aileme, Hollanda'da çoğunlukta hepsine selamlar. Görüşürüz. Evet sevgili izleyenler, programımızı aktarmaya devam ediyoruz ve şimdi neredeyiz? Belçika Sint-Niklaas'tayız sevgili izleyenler. Belçika Sint-Niklaas'ta Hicret, Diyanet Hicret Camii'sinde bulunuyoruz. Ve az sonra inşallah Cuma namazından sizlere görüntüler aktaracağız. Ve onun akabinde röportajlarımız olacak. Hep birlikte bu görüntüleri izliyoruz. Buyurun. Evet sevgili izleyenler, programımızı aktarmaya devam ediyoruz ve yanımızdaki amcamızı şöyle bir tanıyalım. Öncelikle Allah kabul etsin diyoruz. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Evet sizi bir tanıyalım şöyle. Evet adım Şaban, soyadım Safran. Memleket Sivrisar Sığırcık Köyü. 1973 Belçika'ya geldim. Halen buradayım. Memlekete buradan Sivrisar Sığırcık Köyü'ne bütün Sığırcıklılara çok selam ederim. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinden öperim. Memleketime çok selamlar. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Razı olsun sizin. Ben Ucbağlan. Teşekkürler sizinle. Ali. Konya, Canbeyli, Kel Hasan kasabasındayım. Bütün Kel Hasan'a selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir isim alalım. Isparta Yalvaç, Kozucay kasabasından Hasan Hüseyin Alışık. Biz de Türkiye'de Cumhuriyeti vatandaşların bütün vatandaşlara çok çok selamlar, saygılar, sevgiler, Allah'tan sağlık, sıhhat, Allah'tan sabır, ecir sabır diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Eşime, dostuma selamlar. Şöyle amcamızı bir tanıyalım. Mümin Yürük, çok çok selam soran arkadaşlara, tanıyan arkadaşlara, izleyenlere. Hepsine bir sağlık versin, Cem Cümle'nin, Türkiye'nin. Evet. Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Şu anda hayat öykülerine geçiyoruz sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hayat öyküleri var. Şöyle yanımızdaki amcamızı bir tanıyalım. Ben Fahrettin Bilici. Isparta Yalvaç Kozluçay kasabasındanım. 76'nın 12. ayında Belçika'ya geldim. 2008'e kadar hiç durmadan çalıştım. Hayatım çalışmakla geçti. Ve çalışmaktan da çok memnunum. Şu an için çalışmıyorum, boşta geziyorum, yatıyoruz. Buraya 76'da geldim dediniz. 76'dan geldiğinizde neler geçirdiniz? Yani nasıldı buralara? Şimdi buralara biz işte bir 3-5 kuruş kazanıp geri döneriz işiyle geldik. Traktör parası için miydi? Evet, traktör işte önümüze bir iş kuralım gayesiyle geldik. Evet. Çoluk çocuğa karıştık. Şimdi 5 çocuğum var. 5'ini de eve verdim. 13 tane torunum var. Sint-Niklaas Diyanet Hicret Camii'nden şu anda cami başkanımız yanımızda. Şöyle onu bir tanıyalım öncelikle. İsmim Şafak Bilici. 1976 28 Ağustos Belçika'ya geldim. Ve o gündür bugündür de bu Sint-Niklaas'ta yaşıyorum. Aynı zamanda 87'den beri de İşte derneğin faaliyetlerini içinde veya dışında yürütüyorum. Aynı zamanda çalışıyorum, içinde de çalışıyorum. Dernek faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu siz Hicret Cami dediniz. Tabii Hicret Cami'den önce buranın bir esas ismi var. Türk Kültür Merkezi. Yani dernek olarak biz Türk Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Cami isim olarak Hicret Cami. Herkese çok selam söylüyorum. Bütün Isparta ve çevresinde Yalvaç kazası, Kozucay kasabası ve civarındaki bütün köylerde tanıdıklara ve hemşerilerimize selam söylüyorum. Allah'tan sağlık ve afiyet diliyorum. Oh oh, kavunlara bak ya, kavunlara bak. Sevgili izleyenler, şöyle bir zoom alabilir miyiz? Kavuna bak ya. Vah vah, bu zamanda kavun sevgili izleyenler. Havuç, havuç. Havuç sevgili izleyenler. C vitamini oluyor. Gözler için iyidir. Evet, gözler için iyidir.
Soğan da var bak. Şimdi şu anda sevgili izleyenler kuru fasulye olacaktı da yiyecektik. Soğanla birlikte çok güzel şöyle devam ediyoruz. Hep birlikte geçiyoruz. Anam, anam. Sevgili izleyenler karpuz. Bu zamanda karpuz sevgili izleyenler görüyorsunuz. Karpuz da. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ya karpuz gördüm, karpuz alacağım ha. Hoş geldiniz. Evet, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür. Siz bir isim alalım. Celal Kayacı. Burada çalışıyorsunuz ya da buranın işletmesi size mi ait? Bize ait. Size ait. Evet. Şimdi efendim, kasabınız var, marketiniz var. Ne güzel ya. Bayağı da büyük bir yer. Evet. Nasıl, işler nasıl? İşler şükür, iyi. Memleket ne? Memleket Aksaray. Aksaray. Konya Aksaray mı? Nide Aksaray mı? Nide Aksaray. Ortada mı kalıyorsunuz yoksa? Yok. Aksaray kendi şeyi mi oldu? İl oldu. İl oldu değil mi? Kendi ili oldu. Evet. Ne gibi şeyler var burada? Bizlere biraz bunlardan bahseder misin? Vallahi ne gibi şeyler var? Günlük taze meyve zebzemiz var. Az önce gördük zaten. Biz reklamını yaptık tabii dışarıda. Havuçları gördüm. Vitaminlerden biraz bahsettik. Tabii. Taze meyve zebzemiz var. Ekmek yok mu? Ekmek göremedim. Ekmek ya. Karşıda fırınımız var. Biraz, sizin mi o da? Evet. Orası bize ait. Çok güzel ya. Sokağı kapladınız yani. Yani. Allah daha çok versin. Memlekete selam söylüyoruz. Evet, bu da kasabımız mı? Evet, kasabımız. La gel bakayım abriye. Senin adın nedir? Mümin. Mümin? Evet. Ne iş yapıyorsun burada? Ben kasabım, uşağım. Öyle mi? Memleket nere? Memleket Bulgaristan. Vay 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 vay. Neresinden? Deliorman mı? Kırcali'den. Kırcali mi? Kırcali'den. O zaman Kırcali'ye bir selam alalım senden usta. Çok selamlar. Evet sevgili izleyenler, tabii ki yolu yollarda olduğu için devamlı yollarda arabamızda tabii arıza çıkabiliyor. Çıkamıyor diye bir konu yok. Çünkü kul yapısı. Cami başkanımızı aldık ve inşallah az sonra bir garajcı varmış burada. Şu anda bir mola verdik burada da röportajımı yapmak için. Garajımız kimdir onu bir bilebilir miyiz? Var burada bir garajımız var. İyice büyük olmasa da iyi bir güvenilir bir garajımız var. Kerim Yılmaz diye bir arkadaş. Bu yıllardır burada kendisi garajcılık yapıyor. Bir bakıttıralım oraya. Herhalde çözer durumu. İnşallah. Yani ses geliyor. Bakalım nereden geliyor. Hep birlikte görelim. Evet şöyle geçiyoruz. Ben yazdım kadere hüznü perişan. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Öncelikle sizi bir tanıyalım, bir isim alalım. Tamam. Kerim Yılmaz. Kerim efendi, şu anda bizim arabamızda bir sorun çıktı. Tekerlerden, evet. Lastiklerden bir ses geliyor. Artık bilyalardan mı geliyor bilmiyoruz da. Evet. Başkanımız sağ olsun bizi buraya getirdi. Güvenilir bir garaj dediler. Evet, sağ olsun, Allah razı olsun. Baktırabilir miyiz? Bir tabii. İstersen hemen bir dolaşalım önce. Evet. Bir kulakla duyalım. Ondan sonra köprüyü alıp bakarız inşallah. Tamam oldu. O zaman sizi iş başına koyalım biz. Tamam buyurun. Oldu mu? Hadi görüşmeyelim. Selamünaleyküm. Teyzem nasılsınız, iyi misiniz? Bir isim alalım. Fatma Yılmaz. Burada yaşıyorsunuz. Buradayım. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 30. Yani biz böyle çat kapı geldik. Nasıl, şok oldunuz mu biraz? Bizleri karşınızda gördünüz. Biraz olduk. Öyle değil mi? Memleket neresiydi? Isparta. Isparta değil mi? Bu kim? Torun. Bu kim? Torun mu? Evet. Allah bağışlasın. Ne tatlıymış öyle. Gel bakayım buraya. Korktun mu? Korktu biraz. Evet. O zaman sizden Isparta'ya bir selam alalım. Isparta'da annem var, kayınvalidem var. Onlara selam yolluyorum. Evet. Az önce bir teyze daha vardı burada. Bir teyze daha vardı. Nerededir o teyzem? Evet. Komşu teyzem. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir isim alalım. Elif Kılıç. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Ben evveli sene geldim. İki oğlum var burada. Oturumu aldılar bana. Aa ne güzel. Onunla getirdiler. Çok selam söylüyorsun hepsine de. Özledim. Geleceğin yakında. Evet. Hadi size hayırlı yolculuk. Sağ olasın. Evet şöyle sevgili izleyenler biz yolumuza devam ediyoruz. Evet. Tabii ki arabamızı alıp gidiyoruz. Evet. Hoşça kalın diyoruz. Evet sevgili izleyenler programımızı aktarmaya devam ediyoruz. Ve az önce Fransa'dan Belçika'ya giriş yaptık sevgili izleyenler. Fransa'dan Belçika'ya geldik. Yalnız yolda giderken tabii ki karnımız acıktı. Akşam saatleri. Karnımız acıkıyor. Yolda giderken ne dedik? Belsil'e aklımıza geldi. Belsil'de kim vardı sevgili izleyenler? Tuana Restoran. Dedik arkadaşımızla, kameramanımızla beraber
karnımız acıktığı için buranın lezzetini sevgili izleyenler unutamadım. Unutamadığım için de tabii bunu da geçemedim. Programı da almak istedim. Arkadaşlara hem teşekkür etmek için. Tabii ki tanıyanlarımız var, tanımayanlarımız da var. Şöyle patronumuzu tekrar kısaca bir tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz Mustafa Bey. Öncelikle ben Kenan Coşkun, Kayseri Sarızlı'yım. Bu işletmemiz güzel, kibar, hoş. Sizin de söylediğiniz gibi daha önce tekrar gelmiştiniz. Bu ikinci gelişiniz. Böyle yapan tek siz de değilsiniz. Böyle çok birçok arkadaşımız uzaklardan tavsiye üzerine veya gelip yediler geçerken. Böyle sık sık gelen arkadaşlarımız evet, var. Hakikaten geçen de Lomel'de Selimiye Cami Başkanı Atabey Yıldız. Bana dedim sonra oraya Tuana'ya gitmiştin. Hakikaten bayağı bir öğüdün. O kadar lezzetli miydi? Şu anda kendisi de izliyordur eminim. Hakikaten başkanım lezzetli olmasa zaten buraya gelmezdim. Ben hakikaten aşçınıza teşekkür etmek istiyorum. Künefemizi yedik sevgili izleyenler. Izgara tabağımızı yedik. Patronumuza biz teşekkür ediyoruz böylece. Evet, teşekkür ediyoruz ve selam faslına geçelim biz tabii ki. Şöyle memlekette kimler var, kimler yok. Tabii ki ustamız birkaç kişiyi unutmuş geçen sefer. Biraz bozuk yemiş ama o da tabii farklı bir nedenleri vardır. Selam evet, olur. Tabii ki. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Özellikle Kayseri'de bulunan anneme, babama, ablama, enişteme, yeğenlerime, yine kız kardeşim var Ardahan'da. Ona polis memuru olan enişteme çok selam söylüyorum. Özellikle İstanbul'da bulunan Mehmet abime çok selam söylüyorum. Sen kime selam söylüyorsun? Babaanneme. Evet, başka kim var? Dede. Dede. Aferin, aferin. Tüm Kayseri'de. Sen? Kıllım üstün oğluna bir de Mehmet amcama. Kime? Sesli söyle. Kıllım üstün oğluna bir de Mehmet amcama. Evet Mustafa Bey, sizin de dediğiniz gibi birkaç kişiyi unuttuk. Yani karşımda bugün ufak tefek bir televizyoncu yok. Mustafa Yoluoğlu bugün Belçika'nın sembolü olmuş. İster istemez unutuyoruz sevgili izleyenler. Buradan özellikle de ben Kenan Bey'in dediği gibi benim de kardeşim olan Mehmet Coşkun'a İstanbul'da, Urfa'da benim kaynanam, kaynanama, baldızlarıma 63'e. Bir taraf ora 63. Evet, tüm 63'e. Kayseri'de abilerime, ablalarıma ve köydeki yine anneme, bütün kuzenlerime selam ediyorum. Hoplayıver çekirgem, zıplayıver çekirgem, benim de güzel çekirgem. Şimdi programımızın en güzel bölümüne geldik. Evet Hayır başlıyor sevgili izleyenler. Bu hafta Evet Hayır'da neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şu anda bizim marketten, içeride müşterilerimizden Evet Hayır yapacağız. Tabii görüyorsunuz hediye paketlerimizi biz hazırladık az önce. Kaybedenlerimiz için burada arka tarafta teselli armağanlarımız var. Ve burada hediye paketlerimiz var. Az sonra hep birlikte bu hediyeleri vereceğiz inşallah. Biz verme taraftarıyız ama bakalım. Evet sevgili izleyenler hep birlikte geçiyoruz. Buyurun. Sizin sesini veriyoruz. Evet aldık sizin sesini. Bir isim alalım. Nasıl isim alacağız? Adınızı? Fadime Şentürk. Fadime Şentürk değil mi? Şentürk. Şentürk. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Kaç yıldır buradasınız? 18. 18 yıl oldu. 18 yıl bayağı oldu. Ne işle meşgulsunuz şu anda burada? Ev hanımıyım. Ev hanımısınız. En son Türkiye'ye gittiniz mi? Gittik. Mesela ne yaptınız Türkiye'de? Nasıl geçirdiniz zamanınızı? Evde geçirdik, iyi geçirdik evde zamanımızı. Yani böyle gezmeye gitmiyordunuz mu? Gittik canım, köylere gittik, hamamlara gittik. Gittik, geldik. Öyle değil mi? Evet, 8 ay kaldım. 8 ay kaldınız? 8 ay kaldım. Çok güzel ya. Evet sevgili izleyenler, tebrik ediyoruz. Hakikaten güzel yarıştı bizden. Ve tabii ki hediyeyi kazandı. Biz şöyle ona, tabii ki bizim marketin şöyle bir hediyesi var. Görüyorsunuz. Bunu biz takdim edelim. Bravo. İyi günlerde kullanın. Alalım sizin sesini. Evet. Bir isim alalım. İsmail Düzgün efendi. İsmail Düzgün. Düzgün efendi. Kaç yıldır buradasınız? Ben aşağı yukarı 40-42 sene oluyor efendim. Ne işle meşgulsunuz burada? Vallahi şimdi emekliyim. Emeklisiniz değil mi? Emekliyim. Hatta rahatsızlığımı söyleyebilir miyim? Rahatsızlığım. 2005'ten beri ben
tedavi gördüm 2 sene. Allah acı şifalar versin. Sağ olun cümlemize. Ondan sonra 3 sene makinede kaldım. Diyalizde kaldım. 13 ay oluyor. Börek nakli oldum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Cenab-ı Allah hiç olmayana yardım etsin. Amin. Amin. Şimdi emekliyim. Emeklisiniz, burada çalışıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Burada geçiriyorsunuz sabahınızı. Oldu aşağı yukarı 42 senedir buradayım efendim. Türkiye'ye gidiyor musunuz? Tabii her sene gidiyoruz aşağı yukarı. Her sene. Ne kadar kalıyorsunuz? Bir ay kalıyoruz. Bir ay mı kalabiliyorsunuz? Evet. Evet dedin, kaybettin. Evet Tahir, başlıyor yengecim. Duydunuz ilin sesini. Tamam. Bir isim alalım. Mekiz. Ümmü? Ekiz. Ekiz, değil mi? Tamam. Tamam. Tamam yani kafa sallıyoruz, ne yapalım, sağlık olsun diyelim. Hı hı. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Bak. Yani biraz heyecan var mıydı? Ne kadar? Memleket neresi? Denizli. Denizli. O zaman siz selam söyleye durun. Biz size teselli armağanınızı verelim. Denizli'nin hepsine selam. Antalya'daki dümürlerimize de selam. Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teselli armağanımız. Evet. İyi günlerde. Evet. Hem evet, yani, ne yapalım? Birinci de derim ben dedim ya Sati. Evet. Neyse, sağlık olsun. Programımızı aktarmaya devam ediyoruz. Bir isim alalım. Adım Funda. Funda değil mi? Evet. Mi? Evet. Mi? Evet. Mi? Evet. Ay, ama evet, hayır, başlamadı daha. Başladı. Ha, ben bilmiyordum. Başladı. Başladı. Ne yapalım? Bunu tekrar alalım. Tekrar. Bu da çocuğun hatırına olsun. Tamam mı? Duydunuz silin sesini. Duydum silin. Bir isim alalım. Adım Funda. Funda değil mi? Öyle. Öyle. Öğle namazı geçti galiba. Geçti mi? Yok. Şu anda ikindi olmak üzere. Şimdi bu çocuklarla geldiniz alışverişe. Nasıl geçiyor alışverişiniz? Çok güzel geçiyor. Yani güzel. Güzel geçiyor. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Kaç yıldır? 7 senedir Fransa'dayım. 7 sene oldu. Gelin mi geldiniz? Yok, gelin gelmedim. Babam... Babamın isteğiyle geldim. Babanızın isteğiyle geldiniz. Öyle. Öyle. Yalnız orada bir yok kelimesi vardı. Onu da kullanma yoktur aslında. Onu da oradan bir dahakine olmasın. Neyse devam edelim. Babanızın isteğiyle geldiniz. Ne işle meşgulsun şu anda burada? Şu anda çocuklarımla meşgulüm. Ev hanımı yani. Ev hanımıyım. Ev hanımı. Çok güzel. O zaman ne yapalım? Biz o çocuğun hatırına hediyesini verelim değil mi sevgili izleyenler? Hediyesini verelim. Tabii yol oğlu dayanamıyor böyle şeylerde. Size de şöyle. Artık bilmiyorum. Kız mı erkek mi? Erkek. Erkek mi? Sevgili izleyenler, ben bunu değiştirip geliyorum sana. Evet, hemen. Tabii erkek çocuğu olduğu için sevgili izleyenler. Biz de tabii böyle. Buyurun. İyi günlerde. Duydunuz sizin sesini. Başlıyoruz. İsim alalım. Gülgün. Gül. Gülgün. 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 Gülgün değil mi? Gülgün. Evet, burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorum. Burada kaç Türk var? Ben çok merak ediyorum ya. Hiç kimseye de sormadım hakikaten yani. Niye sormadım da bilmiyorum. Ne kadar Türk yaşıyor? Bayağı var. Bayağı var. Bayağı var. Bayağı var. Bayağı var. Yani biz de bilmiyoruz artık. Gene öğrenemedik. Ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. Ne işle meşgulsunuz? Ev hanımıyım. Ev hanımısınız. Çalışmıyorsunuz. Çalıştım, bıraktım. Neden? Çocuğum oldu o yüzden. Oo, Allah bağışlasın. Sağ ol. Çok güzel ya. Çocuğumuz oldu, ne yapalım böyle böyle. Hani nerede, yanında yok mu şu anda? Yok, kızım var evde. Yok dedin, kaybettin. Yok da yasak. Ama neyse, biz onu duymadık. Devam ediyoruz. Türkiye'de memleket neresi? Denizli. Denizli'nin içinden mi? Köyünden. Hangi köyü? Çamköy. Çamköy mü? Çamköy. Çamköy. Çamköy nereye yakın? Acıpayam'a yakın mı? Yakın değil. Yakın değil. Değil. Olabilir. Yani yakın değil. Ne yapalım? Yakın değil. Artık süremiz dolmak üzere. Yani tam bir saniye kaldıydı. Bitti. Kazandınız. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Bir alkış alalım. Tabii. Madem kızımız oldu, Allah bağışlasın diyoruz. Ve size şöyle Kadir Elli'nin güzel bir hediyesi. Sağ olun. Bizim markete teşekkür ediyoruz tabii ki bu güzel hediyelerinden dolayı. Bir isim alalım. İsmim Perihan. Perihan Hanım değil mi? Perihan. Evet dediniz, kaybettiniz o evi. Evet aldım. Evet aldım. Ne yapalım? Evet, hayırlarımız devam ediyor. Duydunuz sizin sesini.
Bir isim alalım. Özlem Aynacı. Özlem'di değil mi? Özlem. Özlem. Siz de burada yaşıyorsunuz, Rubeye'de. Burada yaşıyoruz. Burada yaşıyorsunuz. Kaç yıldır? Bayağı oluyor. Bayağı oluyor. Bayağı ne? Doğma büyüme mi? Evet. 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 Evet dedi sevgili izleyenler. Ne yapalım? Evet dedi. Evet dedi. Ama sevgili izleyenler, son hediyem kaldı. Onu da tabii ki bizden centilmence yarıştıkları için centilmen hediyesi verelim şöyle. Bir tepsi takımı. Şöyle iyi günlerde kullanın. Sağ olun. Bizim marketten programımızı aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yanımızda güzel ailemiz var. Böyle şirin ailemiz sevgili izleyenler. Şöyle öncelikle hepsini bir tanıyalım, bir isim alalım. Gönül. Sinem. Ramazan. Seray. Birisi eksik. Geçen hafta geldiğimizde bir kişi daha vardı. Büyük kızım Nurten, o da 2 gün önce Türkiye'ye gitti tatile. Aa ne güzel. Evet. Yani zamansız gitmiş. Okul tatil olduğu için. Ha, burada tatil mi evet, şu anda? Evet, 2 hafta tatil okullar. Onun için babaannesinin yanına gitti. Çok güzel ya. Onu biz baba... Onu öpüyoruz buradan. Selamlar. Çok özledik. Şimdiden? Evet, 2 gün oldu. Hepimiz çok özledik. 2 gün mü oldu? Biz o kadar oldu mu ya? Oldu. Biz yakın gelmişiz o zaman buraya. Evet. Hemen gelmişiz bir daha. Gelin bekleriz. Evet. İnşallah. O zaman şöyle Ramazan Bey'le hemen bir tanışalım. Ramazan Bey geçen hafta geç tanışmıştık. Evet. Bu hafta da güzel bir evet hayır yarışması gerçekleştirdik evet, burada. Olsun, o konuda ben size teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Çok teşekkürler çalışmanız için. Beklenmedik bir potansiyelle karşılaştık. Sağ olsun. Bayağı kalabalıktı. Evet sağ olsunlar. Yalnız bırakmadılar. Çok teşekkürler çalışmanız için. Ayrıca bize bugün yalnız bırakmayan halkımıza da teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ederiz tabii ki. Ramazan Bey, hakikaten geçen hafta da bahsetmiştik. Büyük bir yeriniz var burada. Ben hakikaten tekrar size tebrik etmek istiyorum. Güzel bir market açmışsınız buraya, sağ olun, süpermarket. Yani sevgili izleyenler, kolay değil. Kolay değil. Koca market, bunun için doldurmak da kolay değil. Her istediğinizde burada bulunuyor. Burada hep birlikte mi yardımcı oluyorsunuz evet. Yani çalışıyorsunuz? Evet. Öyle değil mi? Okul tatil olduğu için şimdi kızlarımız da yardıma geldiler. Evet. Şöyle biraz da kızlarınızı tanıyalım. Adım Sinem. Sinem Hanım, kaça gidiyorsunuz? Kolej en quatrième. Dördüncü sınıf. Dördüncü sınıf, çok güzel. Ne üzerine okuyorsunuz? Ya da ne olmak istersiniz? Doktor. Doktor, maşallah. Hakikaten güzel. Ama gözlerinizde doktor gözü var yani. Hakikaten okuyacağınıza ben inanıyorum. İnşallah. 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 Temennimiz o çocuklarımızın okuması. Bu biraz akıllı gözüküyor. Evet, bu daha üstün zeka gözüküyor böyle. Evet. Bir isim alalım. İsim aldıydık gerçi. Neydi? Seray. Seray. Seray Hanım. Seray kızımız. Ne diyelim artık biz de bilemiyoruz. Büyünce ne olacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ne olmak istersin? Avukat. Avukat. Neden avukat? Bilmem. Öyle mi? Okumayı seviyor musun? Evet. Okumayı seviyorsun değil mi? Çok mu kitap okuyorsun? Evet. Buradan çocuklara seslenebilir misin? Çok kitap okuyun diye. Çok kitap okuyun çocuklar. Ben okuyorum sizlere de tavsiye ediyorum de. Ben okuyorum sizlere de tavsiye ediyorum. Çok güzel, çok güzel. Evet. Tabii ki memlekete bir de selam alalım şöylece. Evet, bizi seven Antalya'da herkese çok selam. Antalya'nın neresinde? İçinden, merkez. Merkez? Evet. Merkez, Lara'ya yakın o zaman. Yakın. Ben Lara'ya çok gittim. Evet. Tatil kenti orası olduğu için. Evet, Lara'ya yakın, uzak değil. Evet, havaalanına Konya doğru. Konyaaltı'na daha yakınız. Konyaaltı'na doğru. Konya tamam, havaalanının o taraftan evet. Doğru gidiyorsun evet. Zaten yakın. Hı-hı. Bilirim, oraları çok bilirim. 6 ay kaldım, az kalmadım yani, bayağı bir kalmışım. Evet, sizden de bir selam alalım. Babaannem gille, ablama çok selam. Ablana da artık selam söylemeniz lazım, doğru. Antalya'da bulunan anneme, babama, kardeşlerime, ayrıca bütün akrabalarıma çok selamlar. İnşallah yazın buluşuruz. Ayrıca bu gün ve açtığımızdan beri bizi yalnız bırakmayan değerli müşterimize çok teşekkürler. Sağ olsunlar. Ayrıca... Herkesin nezdinde size çok teşekkür ediyorum bu çalışmalarınızdan dolayı. Başarınızdan devam diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizin de küçük kızımızın da selamını alalım şöyle. Türkiye'de bizi seven herkese selamlar. Evet, teşekkür ediyoruz tabii ki. Evet sevgili izleyenler, programımızı aktarmaya devam ediyoruz. Bizim markette müşterilerimiz var tabii ki.
Şöyle müşterimizi bir tanıyalım. Merhaba, ben Samet Çimşek. Yeni yapılan bu Ramazan arkadaşımızın marketinde alışveriş etmeye geldik. Buradaki Türk toplumuna yakışan bir yer olmuş gerçekten. Ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Burada gerçekten çok Türk var ama dağınık yerleştikleri için bir arada gözükmüyorlar. Ama bunu da bir haftadır Ramazan arkadaşımız da fark etmiş yoğunluktan dolayı. Evet. Umarım başarılarının devamını diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Memleket neresiydi? Samsun. Ah hemşerim, vah hemşerim. Memleketimizi özledik, öyle değil mi? Evet, maalesef. Evet. Anneniz babanız o tarafta mı? Annem şu anda burada, babam Türkiye'de. Annem burada hastanede yatıyor. Allah kavuştursun. Allah evet. Acı şifalar versin. Nesi var hayırdır? Ufak bir ameliyat geçirdi. Buradan kendisini çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Biz de ona acı şifalar diliyoruz anacığım. Ellerinden öperim. Evet, programımızı aktarmaya devam edelim. Edelim. Öyle değil mi? Edelim. Devam edelim. Evet sevgili izleyenler, bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, programımızı aktarmaya devam ediyoruz. Ve şimdi neredeyiz sevgili izleyenler? Fransa'nın Materlo şehri ya da kasabası tam olarak bilmiyorum. Ondan sonra inşallah öğreneceğiz. Burada Tarkan restoran yani lokantası var. Evet sevgili izleyenler, tabii ki yol oğlu acıktığı zaman ne yapması gerekiyor? Yemek yemesi gerekiyor. Yani yemeksiz olmaz. Şöyle hemen geçiyoruz bakalım. Bir tanıyalım esnafımızı. Şöyle geçelim. Evet Birgül Hanım, tabii ki çorbamız gelmeden şöyle bir tanışma faslına geçelim. Sizleri bir tanıyalım. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz ya da burayı işletiyorsunuz? Burayı 99 yılında 8. ayda açılışı oldu. 99 yılından beri? 99 yılından beri burayı işletiyoruz. Ama ondan hariç de diş fabrikada çalışıyordum. Hem de burada. Çorbamız da geldi. Şöyle çorbamız da geldi. Evet sevgili izleyenler. Şöyle çorbalarımız da geldi. Evet limonlarımız da geldi. Evet. Tabii ki sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi lokantalara girdiğiniz zaman her zaman mercimeğiyle, işkembesiyle meşhurdur lokantalarımız. Ooo ekmek, ekmeğe bak, lavaş ekmeği çok güzel görünüyor. Lavaş ekmeklerimiz burada meşhurdur. Yani ben şöyle önce bir mercimekten bir başlayayım. Mercimekten başlayayım, en sevdiğim çorbadır sevgili izleyenler. İşkembe tabii ki bizim Lazlar çok sever işkembeyi de, işkembeyi az sonra yiyeceğim inşallah. Yani bugün sevgili izleyenler sizin için çok yemek yiyeceğim. Şöyle bir tadına bir bakayım hemen. Evet sevgili izleyenler, bu izdiham içinde biz bu programı sunmaya hakikaten büyük bir çaba gösteriyoruz. Ama o kadar olacak artık. Hakikaten şu anda kalabalık bir yer burası. Ama o kalabalık anında bile Birgül Hanım hala daha devam ediyor. Biz oğullarını aldık buraya. Oğullarını şöyle bir tanıyalım. Bir isim alalım. Işık güzel Elaçın, Posoflu'm. Posoflu musun? Evet. Aha ne güzel. Posoflu'ymuş sevgili izleyenler. Çok güzel ya. Büyünce ne olmak istersin? Kuaför. Kuaför. Neden kuaför? Böyle. Ya sen bence doktor ol. Olur mu? Olur. Doktor olur mu? Olur. Olur. Sevgili izleyenler duydunuz. Doktor olacak. Bir daha ismini alalım. Doğan. Erdoğan. Hı. Tayyip Erdoğan mı? Başbakanın adaşısın, öyle mi? Evet, bir isim alalım. Akif Ergezer. Bir daha alalım. Akif Ergezer. Akif Ergezer. Şimdi, tabii ki annenin büyük oğlu sensin, değil mi? Evet. Nasıl, annene yardım ediyor musun? Evet, yardım ediyorum. Seviyor musun bu işi? Seviyorum. Seviyorsun. Okula gidiyorsun. Evet, gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 8'de. 8'e. Evet, sizin de. Öyle mi? Evet, evet. Güzel, çok güzel. Büyünce ne olacaksın? Dönerci. O zaman şöyle, dönerci mi? O da güzel bir meslek tabii. Neden olmasın? Burayı sana annen devreder. Öyle değil mi? Öyle. O zaman şöyle Türkiye'ye bir el sallayalım bakalım. Hep birlikte. Öyle. Sallıyoruz. El sallıyoruz. Yanımızdaki misafirimiz, burada yemek yemeye geldi amcamız. Şöyle bizi tanıyabilir miyiz? Memleketim Burdur Yeşilova. Burdur Yeşilova. Burdur Yeşilovalıyım. 73'lerde İsim geldi. İsim neydi? Ömer. Ömer Bey. Evet. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyoruz yani. Türkvan'da. Böyle memlekete, sevdiklerinize bir selam alalım mı? Bütün sevdiklerimize Türkiye'den
Burdur'dan, Nazilli'den, İzmir'den yani bütün yani köylerimiz var. Herkese çok çok selamlar.